Ülke TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam önemli bir konuğum var. Serbestiyet yazarı Halil Berktay bizlerle birlikte. Terörü konuşacağız. Türkiye değil artık dünya nereye gidiyor? Bunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Terör deyince başka da yanına bir şey konulamıyor sanki. Çünkü tamamıyla gündemimizde artık terörle yatıyoruz, terörle kalkıyoruz. Daha bir güvensiz ortama doğru sanki gidiyoruz gibi bir durum var. Önce tabii hani sanki Türkiye'ydi terörün hedefi gibi ama pazartesi günkü peş peşe Brüksel'deki patlamalar sadece Türkiye'nin değil dünyanın da terörün hedefinde olduğunu ortaya koydu herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Aynı şekilde düşünüyorum. Türkiye'nin özel olarak hedef olmadığını, daha yaygın bir olayla yüz yüze olduğumuzu, hatta bir tarihsel kırılma çağına, bir fay hattına özgün bir olayla yüz yüze olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi burada tabii şu var, bir Türkiye, Orta Doğu'ya ve Suriye'ye özel olarak çok yakın, bitişik. İkincisi, Türkiye bu anlamda terörü, yani bu böyle bombalamalar, intihar bombacıları, katliamlar vesaire gibi terörü dünya gibi Türkiye'de çok uzun süredir tanımadı. Onun yarattığı psikolojik şok da var. Ama daha genel ve tarihsel bakarsak şöyle bir şey düşünüyorum. Büyük tarihsel dönüm noktalarında, yani belirli bir çağın kapandığı, yeni bir çağın açılmakta olduğu koşullarda önceki var olan siyasi koşulların, ilişkilerin, düzenin, dünya çapındaki düzenin, dünya düzeninin çöktüğü veya yeni bir oyunun kurallarının tanımlanmakta olduğu geçiş dönemlerinde bu tür muazzam şiddet boşalımları yaşandığını düşünüyorum. Şunu şöyle açabilirim. Şimdi mesela 20. yüzyılın bir silahlı mücadele anlayışı vardı. Buna terör denmiyordu. Yani mesela yeryüzünde bugün hepsi bağımsız olan 150 kadar ülke sömürgeyken, evet, sömürge imparatorluklarının bir parçasıyken, bunların sömürgelikten kurtulmak için bazıları barışçı, demokratik, siyasi mücadeleler sürdürüyordu. Bazıları silahlı mücadele, evet, sürdürüyordu. Milli Kurtuluş Mücadelesi deniyordu. Vietnam'ın, Angola'nın, Mozambik'in, Laos'un, genel olarak Hindiçini halklarının ve ben Türkiye'nin Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin, sömürge değildi gerçi Türkiye ama sömürgelik haline düşmemek için bir milli mücadele verdi. Kimse bunlara terör demiyordu. Terörden, yani bunlar o zaman da terörün kapsamını, o zaman da vardı terör sözcüğü. Anarşi sözcüğü vardı, bir de terör sözcüğü vardı. Bunlar karışıyordu birbirine ama 20. yüzyılda mesela şu veya bu şekilde sömürge halkların, bağımlı ülkelerin, halklarının, milletlerin verdiği sömürgelikten kurtuluş mücadelelerine özetle terör denmiyordu. Keza diyelim ki klasik faşizm ve nazizm çağında, yani Fransız rezistansına, ha tamam naziler terör diyordu belki, bilmiyorum terör mü diyorlardı, ne diyorlardı. Peki biz, ama ne yani terör kavramı daha yoğun. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bakın, bir, sömürgelikten kurtuluş mücadeleleri. İki,
doğrudan doğruya mesela 1920'lerde 30'larda İtalyan faşizmine ve Alman nazizmine karşı mücadeleler. Bir de daha önce veya daha sonra sosyalist devrim mücadeleleri diyelim ki. Bunlara, yani bunlara taraftar olmasanız bile kimse terör demiyordu. Çin devrimi 1946-49 arası filan kimse terör demiyordu. Ha, karşısında yer alabilirdiniz. Çin'de komünist bir devrime karşı olabilirdiniz filan ama terör adıyla anılmıyordu. Ne oldu? Şöyle bir şey oldu. 20. yüzyılın ikinci yarısında daha önceki dönemde görece meşru görülen, karşı çıksanız bile, taraftar olmasanız ve desteklemeseniz bile belirli bir saygınlığı olan ve böyle intihar bombacılarıyla oraya buraya bomba koymakla, suikastlerle filan sürdürülmeyen bir siyasette şiddet olabilir, şu şekilde olabilir şeklinde bir anlayış vardı. 20. yüzyılın ikinci yarısında bu darmadağın oldu, dejenere oldu, paramparça oldu. Yani temelinde göreli bir haklılık ve haklılık olmasa bile saygınlık sağladığı tarihsel zemin sona erdi. Evet. Bütün sömürgeler bağımsızlıklarına kavuştu. Faşizm ve nazizm kalmadı. Öte yandan sosyalist devrim umudu da kalmadı. Ama çeşitli örgütler, şu veya bu ideolojik paradigma peşinde koşan örgütler toptan böyle bir silahlı mücadele ve haklı şiddet çağı kapanmıştır diyemediler. Bunun altına bir çizgi çekemediler. Tam tersine, yani kitleselliğini kaybettiği ölçüde ve şiddeti savunan örgütler küçük küçük parçalanıp fraksiyonlaştığı ölçüde, evet, hiziplere ayrıştığı ölçüde siyasette şiddet olayı hem kanserleşti, dejenere oldu, deyimi mazur görürseniz piçleşti ve hem de bir kanser gibi metastaz yaptı. Yani şimdi baktığımızda mesela DAEŞ veya, evet, IŞİD. 20. yüzyılın büyük dünya çapında iz bırakmış anti sömürgeci, anti emperyalist mücadeleleri gibi mücadele yürütmüyor. Aslında ne için mücadele yürüttüğü belirsiz bir bakıma. Diyelim ki bir Orta Doğu'nun çözülme ve dağılma koşullarında sağı solu dirsekleyerek kendisine bir devletleşme alanı açmaya çalışıyor. Şey deseniz, PKK deseniz, zamanını şaşırmış bir, yani anakronistik, çağ aşımına uğramış bir kendince milli kurtuluş mücadelesi sürdürüyordu. Kendincenin altını çiziyorum Türkiye Kürtleri adına. Bir yerde hepimiz biliyoruz 1990'ların sonunda 2000'lerin başlarında PKK içinde, etrafında, çevresinde vesaire bunun artık çağının geçtiği şeklindeki sesler gitgide daha fazla yükselir oldu. Buna rağmen çağını şaşırmış olmayı da daha fazla şaşıran, ultra bir şekilde bir 2010-2011'de tekrar bir silahlı mücadeleyi denediler ve bugün tekrar deniyorlar. Ben bunlara, yani sonuç olarak burada gerçeklerden ister DAEŞ için, ister PKK için, ister benzeri örgütler için, dediğim gibi burada belirli bir tarihsel zemini, bir olasılık, olabilirlik zeminini, bir parça olsun saygınlık zeminini tamamen kaybetmişlik durumu var. Kendi kitlesi anlamında da olsa,
kendi kitlesinin bir parça taleplerine uygun hareket etme koşulunu ve zihniyetini. Eskiden solda Marksizm'de bir kitle çizgisi diye bir kavram vardı. Kitle çizgisi kavramını tamamen yitirmiş, onunla palamarları çözmüş, serseri mayın haline dönüşmüş bir şiddet olayı var. Buna terör diyoruz. Evet. Yani benim için terörün anlamı bu. Peki, Türkiye çok uzunca zamandır Batı'nın teröre yaklaşımı ve terörü tanıması konusunda eleştirileri var. Sesini yükseltiyor. Hatta G20 toplantısında Türkiye'deki G20 toplantısı öncesinde Paris'te bir saldırı, kanlı bir eylem gerçekleşmişti. Ve tarihinde belki ilk kez G20 kendi gündeminin dışına çıkarak gündemine terörü aldı. Yani oradan bir çağrı da çıktı. Birlikte hep beraber teröre karşı mücadele edelim diye. Ama ortaya çıkan bir gerçek var. Örneğin mesela Cuma günü Başbakan Davutoğlu Brüksel'deydi. Belçika hükümeti PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamasına rağmen orada çadır kurmasına, faaliyet göstermesine, bayraklarını asmasına izin verdi. Ve bunu da fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirebildi. Niye mesela teröre yaklaşımda sorun var? Tam da bu çağ dönümünden ötürü. Evet. Kafalar karışık. Çünkü yani PYD'yi terör örgütü olarak belgelenmiş olmasına rağmen PKK'ya terör örgütü diyor ama yardım yapmayı kesmiyor, desteklemeyi kesmiyor. PYD'ye terör örgütü demiyor. Önce şunu söyleyeyim. Bütün bunlarda Avrupa merkezciliğin, oryantalizmin ve oryantalist çifte standartlılığın bir payı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama ondan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Daha genel ve illa Türkiye aleyhine bir tavırdan kaynaklanmayan bir kafa karışıklığı olduğu kanısındayım. Yani bu demin şeyi anlatmaya çalıştım ben size. Nasıl bir 20. yüzyıl realitesi vardı ve o arkamızda kaldı ve onun yerine şimdi karşımızda eski ve bir dönem saygın görülen, bunu da nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum ama dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Bir dönemin daha saygın ve daha meşru silahlı mücadelelerinin üç alanla sınırlı yerini alan çok kanserli ve piçleşmiş bir şiddet anlayışı söz konusu bu terör. Ama herkes aradaki farkı ve birinden diğerine geçişi ve bir çağın kapandığını başka bir çağın açıldığını idrak etmiş değil. Şöyle, şimdi yani illa herhangi bir komplo teorisi aramadan Batı'nın yani sadece Batı'yla da sınırlı değil. Türkiye içindeki pek çok solcu da o şekilde düşünüyor. Ve illa o şekilde düşünmeleri bir kötü niyetten de kaynaklanmayabilir bazı durumlarda. İnsanlar 20. yüzyılı yaşamışlar ve kafalarında, hafızalarında bu var. Yani şöyle şeyler var. Devrim iyi bir şeydir. Nazizme, faşizme karşı mücadele iyi bir şeydir. Antikolonyalist, antisömürge mücadele, anti-emperyalist mücadeleler iyi bir şeydir. Şeyden beri gelen, Jean-Jacques Rousseau'dan beri gelen, işte meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı ayaklanmak meşrudur zihniyeti var. Bir ezilen milletler fikriyatı var. Ezilen milletlerin kendilerini ezen milletlere karşı veya iktidarlara karşı ayaklanması meşrudur. Ki bu Avrupa içinde derin köklerden geliyor. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar yani Çarlık Rusyası, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu. Ve bu imparatorluklara karşı bağımsızlığını arayan halklar. Bunlar doğrudan doğruya Avrupa halkları. Yani evet. Çek halkı, Slovak halkı, Sırplar, Hırvatlar, Baltık, Litvanya, Letonya, Estonya vesaire vesaire. Bütün 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl boyunca Batı düşüncesi
buna sempati duymuş bu tür başkaldırılara. Yani iki önemli figür olarak şunu düşünün. Polonya'nın bağımsızlığından yana olduğu için Çarlık Rusyası'nın işgali altındaki Polonya'yı terk edip Fransa'ya kaçmak zorunda olan Frédéric Chopin'i düşünün. Ve İngiltere'den kalkıp Yunanistan'ın, Yunanlıların Osmanlı'ya karşı bağımsızlık mücadelesine katılmak için Yunanistan'a gelen ve Missolonghi'de ölen büyük şair Lord Byron'ı düşünün. Böyle bir gelenek var. Şimdi insanlar, Batı'da pek çok insan, PKK deyince Kürt halkı diyor. Kürt halkı ezilen bir millettir diyor. Türkler onları, Türk milliyetçiliği, Türk ulus devleti onları 20. yüzyıl boyunca çok ezdi diyor. Öyleyse bunlar haklıdır diyor. Mazlumdur, öyleyse haklıdır diyor. Bunu bir ideolojik şartlanmışlığın ve yeni realitelere adapte olamamanın, yeni realiteleri paradigmatik bir körlük içinde algılayamamanın örneği olarak söylüyorum. Türkiye'de durum da böyle. Türkiye içinde de yani Türkiye'nin mesela Türkiye'deki solun PKK'ya yaklaşımı ya da böyle. İşte mesela her patlayan bombadan sonra bombayı PKK patlatıyor ama fatura hükümete kesiliyor. Şimdi orada tabii çok başka faktörler de var ama bu da bu anlatmaya çalıştığım. Yani çok kökleşmiş bir zihniyet yapısı bu. Ezilen halk, mağdur halk, mazlum halk her durumda haklıdır. Devlet, hükümet her durumda yanlıştır. Bu otomatiğe alınmış bir ideolojik refleks. 19. yüzyılın önemli segmanları için, önemli kesimleri için... Sadece Türkiye'yi kastetmiyorum, belirli bir geçerlilik taşıyordu. Yani şimdi İngiliz emperyalizmi ve Hindistan halkı, anlatabildim mi? Yani ne yapacaksınız? İngiliz emperyalizmi ve İrlanda halkı. Evet. Bu böyle bir zihinsel yapı var ve bu alışkanlıktan vazgeçmek, yani pek çok insan, Batı politikacıları, Türkiye'deki solcular ve Batı politikacıları ve aradaki bir yığın derece derece başka kesim. Kendi kendine şu benim söylediğim sonuçlara varamıyor. Bu haklı siyasi şiddet çağı kapanmıştır. Siyasi şiddetin artık günümüz dünyasında çok geniş demokrasi olanakları tanıyan günümüz dünyasında hiçbir meşru zemini yoktur. Dolayısıyla haklı siyasi şiddet diye bir şeyi vokabülerimizden, mentalitelerimizden, düşünce tarzımızdan toptan çıkaracağız. Bunu diyemiyorlar. Evet. Bu anlatmaya çalıştığım gibi bu illa Türkiye aleyhtarı bir zihniyetin ürünü değil, daha derin bir şey. Ha, Türkiye örneğinde... Türkiye örneğinde birazcık... Bunun üzerine İslamofobi de biniyor. Bunun üzerine bir AK Parti karşıtlığı da geliyor. Evet, Türkiye örneğinde bunun üzerine oryantalizm biniyor, onun üzerine İslamofobi biniyor, onun üzerine özel olarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı karşıtlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel düşmanlık biniyor. Daha karmaşık bir hal alıyor ama temelinde çıkış noktası itibariyle bu illa özel olarak Türkiye aleyhtarı olan bir şey değil. Bence yeri gelmişken söyleyeyim, Türkiye siyaset adamlarının, devlet ve hükümet liderlerinin Batı'ya bunu, eğer bu mazur görülürse, benim şimdi anlattığım gibi anlatabilmeleri lazım. Yani biz sizin kafanızın nerede teklediğini biliyoruz. Peki Batı bunu anlar mı? Anlar. Çünkü hani, doğru anlatılırsa... Mesela PYD konusunda işte ortaya sunulan belgeler var, bağlantılar konuluyor ama PYD, ikna olmuyor. Bakın PYD özel bir oportunizm konusu. PYD orada, şimdi benim anlattığım genel ideolojik, zihinsel alışkanlık her durumu kapsamıyor. PYD biraz özel bir olay.
PYD konusunda Suriye'deki konjonktürden kaynaklanan bir kısa vadeli oportunizm söz konusu. Mesela bu Brüksel. İkinci bir faktör olarak oraya da geleyim. Bence Batı şunu da tam olarak anlamış ve algılamış değil ya da hakikaten burada da yeni bir olay söz konusu. Şimdi bir dediğim gibi eski silahlı mücadele anlayışına kıyasla tam dört dörtlük artık terör denebilecek bir kanserleşme ve bir dejenerasyon söz konusu. Aynı zamanda şöyle bir paradoks var. Günümüz dünyasında şiddet örgütlerinin, terör örgütlerinin yasal alanda, legal alanda propaganda olanakları çok arttı. Yani bir kere bir sosyal medya olayı var ki başlı başına tutulur, kontrol edilebilir vesaire gibi değil. İkincisi, şimdi bakın, yakın zamanda çok önemli yazılar yayınlandı. Yıldıray Oğur, Türkiye Gazetesi'nde, biz Serbestiyet'e de taşıdık. Boğaziçi'ndeki Simonlar 1-2 diye çok önemli iki makale yazdı. Ve tane tane, yani bu DHKPC'liler, DHKPC'li canlı bombalar vesaire. Nerede yakalanmışlar ve bu çocuklar kitap okudukları için yakalanıyor diye kıyamet kopmuş. Kaç defa masum gösterilmişler, koruma altına alınmışlar, demokratik koruma altına yaptıkları, yani yapmayı tasarladıkları şeyler veya durdukları yer, düşünce ve ifade özgürlüğünün bir parçası gibi gösterilmiş filan. Yıldıray çok uzun uzadıya anlattı. Burada bir yeni ve önceden var olmayan bir gri alan doğmuş durumda. Klasik hak ve özgürlükler, düşünce ve ifade özgürlüğü vesaire. Şuradan şuraya kadar uzanıyor. Öte yandan şuradan bir yerden itibaren de bir terör örgütünün operasyon alanı başlıyor ve ikisi bir yerde örtüşüyor. Nereye kadar düşünce ve ifade özgürlüğünü, klasik demokratik hak ve özgürlükleri savunacaksınız? Nereden itibaren şiddet örgütleri, terör örgütleri bunu istismara, bunu kötüye kullanmaya, suistimale, sömürmeye başlıyorlar? Ve bu takdirde aradaki kesişme ve örtüşme alanında, o belirsizlik alanında ne yapılacak? Özgürlük ile güvenliğin dengesi ne olacak? Şunu söyleyeyim, ben burada da bir komplo vesaire veya nasıl diyeyim, özel olarak Türkiye'ye yönelik bir tavır olması illa şart değil. Ciddi bir kafa karışıklığı ve ne yapacağını bilememek söz konusu. Şöyle bir sorum olacaktı. Gezi, 17-25 Aralık operasyonu, Kobane, işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki seni başkan yaptırmayacağız. Evet. Sonrasında hendeklerin kazılması, orada Güneydoğu'daki halk destek vermedi. Şimdi Ankara, İstanbul'a, yani Türkiye'nin batısına sıçrayan bir terör saldırıları. Bunlar Türkiye, yani Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine yönelik olarak girişimler olarak algılanmaz mı? Yani terör saldırılarını. Şimdi yani Sultanahmet'te, Ankara'da peş peşe patlayan bombalar, en son Taksim. Bunu mu? Mesela bu silsileye katabilir miyiz? Yoksa buradaki Ankara, Sultanahmet, Taksim, Ankara, işte Suruç, bunları tamamıyla farklı mı değerlendirmek gerekiyor? Şunu söyleyebilirim zannediyorum. Bunlar tek bir üst akıldan kaynaklanmıyor. Söylenmesi gereken şey o. Yani şöyle bir şey yok.
şöyle bir metafizik varlık. Yani PKK'yı da manipüle ediyor, DAEŞ'i de manipüle ediyor, anlatabilir mi? DHKPC'yi de manipüle ediyor. Her şey tek bir beynin kontrolünden kaynaklanıyor. Böyle bir şey olmadığı kanısındayım. Ama arkasında pek çok faktör. Pek çok faktör var ve benzer tahliller yapan örgütler ve akımlar var. Yani Türkiye şu anda zayıftır. Onların sözleri, onların düşünüş tarzıyla özetlemeye çalışıyorum. Benim görüşüm değil. Türkiye şu anda Batı'dan izole olmuştur. Zaten İslamofobi, AK Parti karşıtlığı filan nedeniyle yalnızlığa itilmiştir. Öte yandan Suriye kaynıyor. 7 Haziran seçimlerinde HDP işte 80 milletvekili çıkardı. %13'lere, 14'lere ulaştı. Çok ciddi bir kitle desteği de mevcuttur. Bu gibi şeylerden hareketle tespitler, bu gibi benzer tespitleri ve benzer tahlilleri, yani Türkiye'ye vurmak için elverişli koşulların ortaya çıktığını düşünen çeşitli örgütler var, olabilir ve var. Aynı zamanda Türkiye içindeki çeşitli siyasi akımlarda da son derece sığ ve küt ve aptalca bir siyasi körlük var. Yani bunların pususuna yatarız, bu hareketlerin pususuna yatarız. Bunlar AK Parti'yi yıpratır ve sonuç olarak buradan AK Parti'nin devrilmesi gibi bir sonucu, ya zayıflatılması ve devrilmesi gibi bir sonucu çıkartabiliriz diye düşünen siyasi akımlar da var. Ve bunlar arasında, yani bence bir komplodan, bir üst aklın hepsine direktif veriyor olmasından değil, koşulları gözlemlemede ve kendi kısa vadeli çıkarlarını, kısa vadeli çıkarları olduğunu zannettikleri şeyleri çok kör bir şekilde, çok küt bir şekilde izleme çabası var. Bence böyle bir keşmekeş yaşıyoruz. Yani bir yandan da gene böyle bir çağ dönümü, dünyada ve Türkiye'de bir çağ dönümü anında ortak normların ve ortak kuralların oluşmamış olması, ortak bir yeni siyaset ahlakının nelere riayet edilecek, neler söylenemez yapılamaz, neler söylenebilir yapılabilir, o konuda yeni bir siyasi kültürün oluşmamış olmasının ızdırabını çekiyoruz. Bence içinde bulunduğumuz keşmekeş buradan şey diyor, kaynaklanıyor. Şimdi burada dediğim gibi bilinçli ve kasıtlı olarak hareket eden aktörler var. Yani şu ortaya çıkıyor ki HDP'nin, Selahattin Demirtaş'ın 2014-2015 yılından itibaren, 2014'ten itibaren izlediği çizgi bilinçli ve kasıtlı bir çizgidir. Yani bu seni başkan yaptırmayacağız filan şeyleriyle başlayan, yani bu hakikaten bir savaşın hazırlığını yapan, bir savaşı tırmandıran vesaire bir çizgi ola gelmiştir. Şimdi geriye baktığımızda bu daha net görülüyor. Peki, ama bu ortada tek bir aktör olması ve tek bir üst akıl olması demek değil. Tamam. Peki Güneydoğu'da PKK'nın başlatmış olduğu, siz yazınızda da PKK kör gözüme bir savaş başlattı. Evet. Evet. Bunu da bu kapsamda, yani gerçekten mesela Rojova'da, Suriye'de, orada hani bir özerk devlet kuruyoruz hevesine mi kapıldı? Yoksa PKK bir vekalet savaşını aldı, Türkiye'de onu Güneydoğu'dan başlatmaya mı çalıştı? Ben gerçekten bir tarihi fırsat gördüklerini, öyle sandıklarını düşünüyorum. Yani daha geniş çerçevede. Ben daha 2010'dan itibaren PKK'nın esas olarak savaş niyetlisi olduğu kanısındayım. Yani, açıkladılardı. Evet. Murat Karasu evet, sanırım. Karayılan. Murat dedi? Karayılan. Bizi o zaman Öcalan'a boyun eğdi, hata ettik diye açıkladı. Evet.
Ben bunu bilmeden, Murat Karayılan'ın bu demeci filan çok sonra, ben bunu 2010-2011 yılında Taraf Gazetesi'nde yazdım çeşitli yazılarımda. Yani şöyle bir his geldi içime, bu adamların, bu insanların, bunlara zerrece güvenmiyorum. Bunların gerçekten barış, uzlaşmak vesaire gibi niyetleri yok. Öyle bir örgüt olur ki, taktik olarak savaşmaya mecbur kalır ama gönlü esas olarak barıştan yanadır. Ama bunun karşısında öyle bir örgüt ve öyle bir gelenek olabilir ki, taktik olarak barışı kabul etmiş gibi gözüküyordur veya çatışmasızlığı kabul etmiş gibi gözüküyordur. Aslında içi, niyeti tamamen savaşmaktan yanadır. Galiba ben ezilen bir halk olarak Kürtlere ve yani bütün sempatimle birlikte, çünkü ben de böyle bir aşamadan geçtim. Galiba 2010 yılında filan bir yerlerde, 2009-2010 yıllarında bunların barışçılığının, çatışmasızlığının, ateşkesçiliğinin filan tamamen taktik olduğu, göstermelik olduğu, esas niyetlerinin hep savaşmak olduğu ve bundan vazgeçmeyecekleri, vazgeçemeyecekleri şeklinde bir sonuca vardım. Çeşitli dönüm noktalarında hep buna göre, bakın göreceksiniz, yani ben gerillaya oy vermeyeceğim dedim, sol bu dedim, haklı şiddet safsatasından vazgeçmeli dedim, PKK'nın şiddetini mazur göstermekten, çok çeşitli şeyler söyledim ve yazdım. Tabii esas olarak savaşmaktan yana olmak, her koşulda bunu gerçekleştirebilir olmak demek değil. Çünkü konjonktür var, koşullar var, sağdan soldan baskılar geliyor, kamuoyunun tepkisi olabilir, parlamento var vesaire. Son aşamada, yani 2014-2015 aşamasında PKK'nın esas olarak, bu anlamda samimi olarak, Suriye'de kendileri için bir tarihi fırsat penceresi açıldığını düşündükleri, kendi kendilerini buna ikna ettikleri ve bu uğurda bu 2015 Temmuz'unda başlattıkları, yani bunun için hazırlık yaptıkları ve 2015 Temmuz'unda başlattıkları bu yeni devrimci halk savaşı dedikleri şeyi de bu çerçevede başlattıkları kanısındayım. Şimdi birileri, başka bir güç, daha da yukarılarda bir güç PKK'yı bu iş için kullandı mı? Yani başından itibaren bu vekalet savaşı mıydı? Doğrusu ben sanmıyorum. Şu an geldiğimiz süreçte şu anda da bir vekalet savaşı olduğu kanısında değilim PKK açısından. PKK'nın ne yapmakta olduğunu, PKK'nın kendi çizgisinin yanlış hesapları ve muazzam hataları ölçeğinde değerlendirmeyi tercih ediyorum. Bir böyle bir fırsat penceresi açıldığını, toprak kazanıp devletleşmek için düşündüler. İki, bunun için çatışmasızlık sürecini çok yazıldı. Dolmasızlık süreci birbirine karıştırılıyor. Mutabakatın, Dolmabahçe mutabakatının faraza çökmesi illa çatışmasızlığın da, çatışmasızlıktan da vazgeçilmesi demek değildi. Ama PKK fırsatı yakaladığını düşündü, ikisini aynılaştırdı ve çatışmasızlık sürecini net bir şekilde PKK dinamitledi. Kandil havaya uçurdu. Böyle bir tarihi fırsat yakaladıklarını düşündüler. En önemlisi, hepimizin artık çok net gördüğümüz gibi bu yeni devrimci halk savaşına girişirlerse 7 Haziran seçimlerinde HDP %13-14 oranında oy vermiş olan Kürt halkının bunu da destekleyeceğini zannettiler. Müthiş yanlış hesap buydu. Bu tamamen fosladı. Yani artık bu o kadar çok yazıldı, çizildi, anlatıldı ki yani Kürt halkı desteklemek şöyle dursun, terk edip kaçtı. PKK'dan soğuyup kaçtı ve PKK'dan ne kadar soğumuş olduğunu da her fırsatta göstermeye devam ediyor. Hatta öyle ki
ben birçok yorumcunun Kürt halkının PKK'dan soğuma derecesini hala tam olarak idrak edemediği kanısındayım, minimize ettiği. Yani canım gene de o kadar da soğumuş değillerdir muhtemelen. Yani gene de PKK'ya esas olarak kulak veriyorlardır filan zanlı içinde olduğu kanısındayım. Sizin için demiyorum. Zan, pek çok yorumcunun... zan değil, temenni olarak yorumluyorum. Değil evet. derken evet, temenni aslında. Evet. Yani bir zannetme yanlış okuma etmeyecek, değil. Bunu temenni etmeyecek insanlar da var. Yani bunu temenni etmeyecek kadar PKK karşıtı olan, hiçbir sempatisi olmayan insanlar da var. Ve bir parça hala ya bu kadar soğumuş olabilir mi acaba diye şüpheyle karşılıyorlar. Biraz da alana gitmedikleri için, araziyi bilmedikleri için herhalde. Ama Nevruz bunun çok bariz bir göstergesiydi. Çok. Yani 1 milyon insan Nevruz'a, yani 2015'e bakın, 2014-2013 yıllarına ben bu Nevruz kutlamalarını hepsini yerinde izledim, gittim. Ama bu sefer pazartesi günkü Nevruz'da alanda en fazla 15 bin insan. O da hani İstanbul'dan gidenler, çevre illerden gidenler 15 bin. Oysa ki sadece Nevruz Meydanı işte Bağlar'ın dibinde. 200 bin nüfusu, 350 bin nüfusu var Bağlar'ın. Yani dışarıdan hiç kimseye gerek yok. Sadece Bağlar'dan insanlar gitse, HDP'nin kalesi. Sadece Sur'dan gidilmiş olsa 50 bin nüfus. Yani o alan her halükarda çok daha fazlasıyla dolardı. Ben böyle düşünüyorum. Ben yani soğumanın muazzam boyutlarda olduğunun artık anlaşıldığını. Yani sizin Nevruz hakkındaki gözlemleriniz bunu yansıtıyor. Ne bileyim yakın zamanda mesela... 2 Mart'ta çağrıda bulundu Selahattin Demirtaş, evet, kimse katılmadı. Kimse katılmadı. Ne bileyim önemli Kürt aydınlarının yazdıkları, kendileriyle yapılan röportajlarda söyledikleri Tarık Ziya İkinci gibi bunu yansıtıyor. Diyarbakır Mazlumlerin bildirisi bunu yansıtıyor. Vesaire sayısız şey buna işaret ediyor. Şimdi bu... Bozgun karşısındaki bu aslında bir hezimettir. Bunun evet. adı, bu bir siyasi hezimettir. Peki kazananı var mı? Bu savaşın ya da çatışma var, nasıl tanımlarsınız var. Bilmiyorum. Ben PKK'nın hezimete uğramasının iyi bir şey olduğu kanısındayım. Hı-hı. Siyasi hezimete Hı-hı. uğramasının iyi bir şey olduğu. Bu savaş siyasetinde bozguna hezimete uğramasının iyi bir şey olduğu Hı-hı. kanısındayım. Bütün bölgedeki harabiyetle birlikte ve insanların ne acılar çektiğiyle birlikte eğer, çok önemli bir eğer AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanlığı'yla ve hükümetiyle bu siyasi ve etik üstünlüğü ele geçirmiş olma konjonktüründe Kürt halkını kazanıcı, kapsamlı reform önerilerini gündeme getirebilirse evet. ve çok fazla geciktirmeden anayasa taslağını illa bütün ayrıntılarına kadar hazırlamış olmaları gerekmez. Ama yeni anayasa tasavvurlarında Kürt halkına bir statü, Kürt halkının hakları vesaire açısından nelerin yer alabileceği konusunda, nelerin yer almasını düşündükleri ve önerdikleri konusunda ciddi sinyaller verirse, artı çok gecikmiş olan bir Alevi reformunu da bununla birleştirebilirlerse, PKK'nın bu hezimeti, bir bütün olarak Türkiye'nin, Türkleri ve Kürtleriyle Türkiye'nin kazanımı olarak konsolide olur, evet. pekiştirilir ve ondan sonra kolay kolay kaybedilmez. Öte yandan eğer iktidar, eğer hükümet bu hezimet yeterlidir, daha fazla bir şey yapmak gerekmez diye düşünürse,
Bence hata eder. Bence çok önemli bir tarihi fırsatı değerlendirebileceği gibi değerlendirememiş olur. İlla hata yapacakları şeklinde bir kanaatim yok. Hata yapmamalarını, bu tarihi fırsatı değerlendirmelerini arzu ediyorum. Peki, bunun yapılması koşuluyla bunun çok ciddi kazananları olacaktır. Peki dokunulmazlıkları bu çerçevede değerlendiriyor musunuz? Sadece HDP'lere yönelikti. Gerçi şu anda bütün mecliste bekleyen tüm partili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kalkması gündemde. Açıkçası o kadarını aklım ermez diyeceğim. Yani HDP çok net söyleyeceğim. Yani bakın ben mecliste bütün olup biteni, bütün parlamenter siyaseti, mecliste kaç dokunulmazlık dosyası olduğunu, hangi gerekçelerle geldiğini filan çok net söyleyeyim. Yakından izleyen bir insan değilim. Benim siyasetle ilişkim bu şekilde bir ilişki değil. Onun için bütün dokunulmazlık dosyaları filan diye bir şey söyleyemeyeceğim. Ama HDP'ye yönelik fezlekeler hakkında zaten yazmış olduğum şeyleri tekrarlayacağım. Bence dokunulmazlıklarının kaldırılmaması gerekir. Hukuki açıdan söylemiyorum. Şundan dolayı çok özür dilerim hocam. Şundan dolayı sordum. Bunu biliyorum. Hani kaldırılmaması gerektiğini yazdınız. Ama bütün partileri içine alınca fikrinizde bir değişme oldu mu? Bunu ben bütün partileri içine dediğim gibi ben hükümetin, iktidarın ayırmasını tercih ederdim. Böyle bütün diğer partilere ilişkin bütün dokunulmazlık dosyaları filan diye konuyu kıyısızlaştırmamalarını ve sınırsızlaştırmamalarını doğrudan doğruya HDP'ye 3 aşağı 5 yukarı şöyle seslenmelerini tercih ederdim. Yani sınırlı bir problemi tercih ederdim. O sınırlı problem ölçüsünde siyasi etik tasavvurların hukuki yaptırımlara üstün sayılmasını, öncelik verilmesini tercih ederdim. Gene de tercih ediyorum. Bence hükümet şöyle seslenebilir HDP yöneticilerine. Bakın, birbirimizi aldatmayalım, birbirimizin yüzüne karşı yalan söylemeyelim. Yani biz sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz. PKK ile ilişkilerinizi, neye nasıl destek verdiğinizi, savaşa karşı çıkmadığınızı, nasıl kayırmaya, kollamaya çalıştığınızı vesaire çok iyi biliyoruz. Sizin dokunulmazlıklarınızı 3 kere, 5 kere, 10 kere kaldırmaya yetecek yeteri kadar hukuki gerekçe var. Ama aynı zamanda biliyoruz ki siz siyasi bakımdan son derece sıkışık durumunuzda umudunuzu tam da buna bağlamış durumdasınız. Yani dokunulmazlıklarınızın kaldırılmasını, hatta içten içe partinizin kapatılmasını istiyorsunuz ki demokratik siyasetten palamarları tamamen çözebilirsiniz. Tamamen bir mağduriyet zırhına tekrar, gördünüz mü? İşte gene Kürt siyasetine yapacaklarını yaptılar diyebilecek konuma gelmeyi özlüyorsunuz. Zaten sizi aslında PKK siyaseten gömdü. Evet. Ama PKK'nın siyaseten gömmüş olmasından, durumundan kurtulmak, bu aciz durumunuzdan, hiçbir şey yapamaz halinizden kurtulmak, bıçak sırtında gitmek durumundan kurtulmak için bizim sizi siyasetten dışlamamızı tercih edeceksiniz. Yapmayacağız bu hatayı, bu kozu size vermeyeceğiz. Ben doğrusu yani hakikaten yani bunlar bence pekala, evet, söylenebilecek laflar. Yani şöyle bir kendi kendime hükümet için Batı'ya söylenebilecek şeyler kurgulamaktayım. PKK'ya, HDP'ye söylenebilecek şeyler kurgulamaktayım. Birileri acaba bu
bu tarz bir söylemi yakalar mı? Bu tarz değişik bir üslubu, değişik bir siyasi hitap tarzını yakalar mı diye umut etmeden edemiyorum. Evet, ben de böyle düşünüyorum. Bütün partileri kapsayacak şekilde, yani hani bunu o zaman HDP kendisine bir mağduriyet çıkartamaz. Yani hepimiz içinde olursak hukuken bu doğrudur, yapalım tavrının yine de bütün partileri kapsasa da yine de doğru olmadığını düşünüyorum. Çok sevindim. Ben de evet. Sizin aynı şekilde evet. düşünüyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum evet, çünkü aynı... çok, yani gerek çok, yok. Evet, yok. Yani o ayrı bir mesele. Bu AK Parti hükümetine ayrıca siyasi bir üstünlük de sağlar. Evet. Bölgede bitmiş bu insanlar. Ha, ses çıkar mı? Çıkmaz, ama onları haklı pozisyona getirmenin... Yok, ses de çıkar diye düşünüyorum. Hı. Yani başlangıçta uzun uzadıya 19. ve 20. yüzyıldan müdevver, evet. sorgulanmayan anlayışların ne kadar derin olduğunu anlatmaya çalıştım. Ezilen millet taraftarlığı. Bilmem belirli koşullarda silahlı milli kurtuluş mücadelesi taraftarlığı. Bunlar böyle çok değişmiş tarihsel koşullara körü körüne uygulanan duygusal, düşünsel alışkanlıklar. Dolayısıyla bu koşullarda kaldırırsanız 3-5-5-10 tane HDP liderinin dokunulmazlığını, yankısı olmaz değil, olur. Geçen yıl kaldırsaydınız olacağı gibi değil, ama gene de yankısı olur. Ve yani zaten bakın, hep neyi konuşuyoruz? Türkiye'nin ne kadar karmaşık ve ne kadar zor bir durumla karşı karşıya olduğunu konuşuyoruz. Türkiye'nin durumu daha da karışık hale getireceğine, durumu basitleştiriyor ve yani birkaç meseleye indirgiyor. Problem azaltıyor olması gerekir. Problem çoğaltıyor değil, problem azaltıyor olması gerekir. Yeni yeni cepheler, yeni yeni kavgalar açacak yerde var olan kavgaların, cephelerin bir kısmını bertaraf ediyor. O ölü ağırlıklardan kurtuluyor olması gerekir. Yani niçin Türkiye kendisine şimdi bir de hukuki bakımdan son derece haklı bile olsa ne diye kendisine HDP'lerin dokunulmazlıklarının kaldırılması gibi yeni bir cephe açsın? Evet. Yani bu da bir şey olacak, bir bela olacak. Çok teşekkür ediyorum hocam. Vaktimiz bitti. Öyle mi? Ciddi mi? Çok teşekkür ederim. Çok ben keyifliydi. Teşekkür ederim. Çok istifade ettik. Umarım izleyicilerimiz de aynı istifadeyi etmişlerdir. Çok teşekkürler. Tekrar ben sizi burada ağırlamaktan onur duyarım. Evet, programımız sonuna geldik. Dakikamız, bize ayrılan süre bitti. Serbestiyet yazarı Halil Bertay hocam bizlerle birlikteydi. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.